benim söylemek pek şeyime gitmiyor ama maalesef öyle kaçak yapılmış. Bir takım eklentiler ve bir takım ilaveler olmuş. Ama 1990'dan beri bu plansızlık sürecinden bu yana Gülsan Sanayi bir akıbet beklentisi içerisine girmiş. Ne olacak Gülsan? Peki tamam da. Ama Gülsan inşa edilirken ve yapılırken aynı zamanda sevgili arkadaşlar ilk adım ve örnek sanayileri de yapılmış organize tarafında. Hatta 19 Mayıs sanayi sitesi de yapılmış. 19 Mayıs ve ilk adım ve örnek sanayileri geçici olarak yapılmış olan Gülsan'ın ömrünü tamamladıktan sonra, yani diyelim 1990'daki plan süreci bittikten sonra yavaş yavaş Gülsan sanayi esnafı ilk adım örnek ve 19 Mayıs sanayilerine, yani organize tarafındaki küçük sanayi sitelerine mobilize olacak, o tarafa geçecek diye bir kararını. Bunlar hep imar planlarının dipnotlarında okuyorsunuz bu kararları. Aslında ilk adım örnek ve 19 Mayıs dolmuş ama ilk adım ve örnek maalesef pek dolmamış. Tam tersine küçük sanayi siteleri o tarafa gitmekte hep ağırdan almışlar. Sebebi ulaşım denmiş, sebebi şehire uzak denmiş. Bu süreç içerisinde Gülsan'da işte plansız sürece doğru girmiş. Şimdi biz tabii 1999'dan beri ben Gülsan'a ne zaman gitsem bizim akıbetimiz ne olacak deniyor. Ben de ya bu süreçle ilgili olayı sizi mağdur etmeden bir şekilde uygun çözümleri bularak geliştireceğiz dedim. Hep öyle dedim. Ya süreniz bittiği günden itibaren tası tarağı toplayın, kendinize bir yer bulun demek hiçbir zaman için bir şehirdeki küçük esnafa veya şehrin hayatında istihdam ve üretime katkı veren bir unsura söylenmez. Söylemedik de, söyleyemedik de. Ama aslında Gülsan Sanayi'ndeki esnaf 1990'lı yıllardan sonra bu plansız sürece girdikten sonra ya bir gün gelir, yani buradan bir yere geçmek zorunda kalırız diye bir tedbir, kendi başına kendi mülklerin temin etme yönünde bir gayretleri olması lazımdı. Ama biz öyleyiz, hep biliyorsunuz. Ya diyoruz Allah kerimdir ya, dur hele şimdi, yani şu işimi halledeyim, çocuğu evlendireyim, ne bileyim ben işte şu yarım kalmış bir dairem var, onu inşa edeyim, bitireyim falan diyen, hayatın kendi içinde kendi ihtiyaçlarımızla bazı şeyleri öncelikli hale getiririz, bazıları da erteleriz. Gülsan esnafının her ertelendiği süre bana göre işte kolayı tercih etmeden kaynaklanan bir eğilim aslında Gülsan'a bedel ödetiyor. Niye? Para vererek satın aldıkları bir yer plansız hale geldikten sonra her gün biraz daha orada para etmez bir mülk haline geliyor. Sattığında satamayacağı bir mülk haline dönüşüyor. Bir şeyi revize etmek, yeni yani orada bir tadilat yapmak istese onu yapamaz hale geliyor ve dolayısıyla maddi açıdan kaybeden yine Gülsan esnafı oluyor. Daha doğrusu Gülsan esnafı demeyeyim de Gülsan'daki mal sahipleri oluyor. Gülsan'da diyelim ki bundan 20 sene önce ya tasarrufum olsun şurada bir dükkan alayım dediyseniz bu dükkanın değeri 1990'dan sonra artmıyor. Niye? Plansız olduğu için.